Önce sağlıktan sevgiler efendim. Bugün çok değerli hocamızla birlikteyiz. Doçent doktor Sayın Hayati Akbaş hocamız. Kendisi estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı. Bugün konuşacağımız konu saç. Saç dökülmesine karşı ne yapılabiliyor? Saç ekimi yapılabiliyor. Kimlere uygulanabilir? Nelere dikkat etmek lazım? Yine erkekler üzerinden konuşacak olursak ama bu konu kadınları da ilgilendiriyor. Burun. Rahat nefes alma ve burun estetiği. Çünkü hakikaten bazen öyle burunlar var ki isteyen, rahatsız olanlar için güzel bir dokunuş sizi çok farklı kılabiliyor. Çok daha iyi hissettirebiliyor. Dolayısıyla bunlar nasıl oluyor? Bütün bunları konuşacağız. Bu arada hocama merhaba demeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Elimde yine telefon numaram var. 506 zaten WhatsApp hattımızın numarası o şöyle. 743 37 31. Buradan sorularınızı hemen iletebilirsiniz. Fotoğraflarınızı iletebilirsiniz. Ben mutlaka hocama bunu iletiyorum. Ve mutlaka sizinle irtibata geçiliyor. Elimden geldiği kadar da programda okumaya çalışacağım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Ömer Hanım. Sağ olun. Samsun'dan selam getirdim. Çok teşekkür Buradan ederim. Buradan da Samsun'a bir selam gönderelim isim varsanız da. Kucaklar dolusu. Evet, böyle evet. Kucaklıyorum Samsun'u. Gerçekten çok inşallah geleceğim bir gün. İnşallah. Tabii İnşallah hocam çok isterim. Gerçekten Samsun, sevgiler. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi. Gerçekten öyle tabii hocam. Tabii ki deniz kenarında. O kadar sahili geniş olan, o kadar etrafı güzel olan, sahili güzel olan şehir de Türkiye'de çok az. Dünyada çok az daha doğrusu. Ben dünyayı geziyorum. Hocam ben kadar... siz sosyal medya hesaplarınızda paylaşıyorsunuz evet. ya. Hayati evet. Akbaş diye girince herkes ulaşabilir doğru, zaten. Doğru. Orada görüyorum Miami sahili gibi hocam. Evet, palmiyeler evet, falan. Evet, aynen. Hatta ben bir gün bir fotoğraf paylaşmıştım. Resim çekmiştim sahilden Samsun'da. Burası Miami değil diye yapmıştım. Aynen ya. Ne kadar güzel maşallah. Çok güzel. Yani yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim o zaman Samsun'dan bahsedeyim. 30-40 kilometrelik kumsal bir sahilimiz var düşünün. 30-40 kilometre kadar kesintisiz muazzam mi? Kesintisiz bir sahilimiz var. İnanılmaz yani güzel. Şehrin içinden işte Bafra'ya kadar, Kuş Cenneti'ne kadar giden muazzam bir sahilimiz var. Ve gittikçe de güzelleşen, güzelleştirilen bir sahilimiz var. Dolayısıyla bize yurt dışından biliyorsunuz çok fazla sayıda insan... Evet. Sadece saç ektirmek için değil, işte burun estetiği için veya başka operasyonlar için, vücut şekillendirme için, liposakşın, karın germe veya zayıflama sonrası, hani mide tüp mide ameliyatları sonrası zayıflama, sarkma ve bunların düzeltilmesi amacıyla veya yüz gençleştirme amacıyla buna benzer birçok nedenlerle özellikle yurt dışında çok fazla sayıda insan Samsun'a geliyor. Geldiklerinde bayılıyorlar. Yani biz hani biz daha küçük bekliyorduk, biz daha böyle... ufak bir şehir bekliyorduk diyorlar ama İstanbul'un kopyasının düşünün Anadolu'nun güzel bir yerine yerleştirmiş, denizin kenarına güzel bir yere yerleştirmiş bir şehir havasında. Dolayısıyla bu anlamda şanslıyız. Kesinlikle. Orada olmaktan da çok şanslıyız. Şimdi büyük şehir sayılınca Ankara, İstanbul, İzmir diyorduk. Şimdi Samsun'u da sizin sayenizde duyurdunuz yani evet, sadece. Evet, duyurdunuz, Samsun, ekledik. Samsun estetik alanında bugün sadece Türkiye'nin değil dünyanın bildiği, tanıdığı bir şehir haline gelmiştir. Ya vallahi estetik Amerika'dan bile geliyorlar ya. Amerika'dan, New York'tan, Amerika'nın bütün şehirlerinden, Avustralya'dan. Şunu demiştim, espri yaptım. Antarktika hariç her kıtadan. Antarktika'dan gelmiyor. Hadi orada ülke yok. Oraya bizim yayınlar ulaşmıyor, galiba. İnşallah o da olacak ama yani. Ama dünyanın her ülkesinden, her yerden insanlar Samsun'a estetik müdahaleler için, saç ekimi için veya diğer estetik uygulamalar için geliyorlar. Evet, kesinlikle. Ülkemiz adına da çok güzel bir şey. Tabii ki şehrimiz adına da. Hocam o zaman ben izleyicilerimiz de sabırsızlanıyordur. Ben buraya da gelen telefonlardan anlıyorum. Evet. Hemen biz konumuza girecek olursak. Şimdi hocam saç ekiminin ekim yani saç ekimi kimler yaptırmalı daha doğrusu? O şöyle o çok mükemmel bir soru. Yani saç ekimi denildiğinde herkesi mi ilgilendiriyor? Kimi ilgilendiriyor değil mi? Biz kime hitap ediyoruz? Aynen. Şimdi bak ben bunu bir önceki programlarda da söyledim. Bizi şu an izleyen, dinleyen insanlar arasında saçı dökük olduğu halde hiç bundan rahatsızlık duymayan, bunu dert edilmeyen çok sayıda insan vardır. Ben bunlara bir kere saygı Mutlaka. Duyuyorum, ayırıyorum. Bir insanın kendiyle barışık olması Emel Hanım... Güzelliğiyle veya kusurlarıyla hiç problem değil. Kendiyle barışık olması çok önemli. Evet. Yani ruhsal yönden bir insanın kendini iyi hissetmesi, özgüveninin yerinde olması, o insanın hayata bakışını, hayattaki başarısını, iş başarısını, her şeyini evlilik hayatının daha olumlu yönde etkiler. Ancak evet. eğer fiziksel bir kusur var ise ki bu fiziksel kusurlardan bir tanesi de bir insanda saçların dökülmesi ve kellik oluşmasıdır. Bunu dediğim gibi bazı insanlar önemsemez, bunu tolere eder. Bunu aslında bir espri vesilesi yapar. Bundan da hiç rahatsızlık duymaz. Bu konumuzun dışında biz bunları saygıyla karşılıyoruz. Keşke herkes kendi bedeniyle tam barışık olsa. Keşke kimse bedenindeki kusuru dert edilmese. Ama hayat böyle değil.
Hayatın realiteleri böyle değil. Hayatın gerçekleri böyle değil. Çeşitli nedenlerle erkeklerin saçı döküldüğü zaman onların sadece görünümleri bozulmuyor, moralleri bozuluyor. Saç bizim erkekler açısından tek aksesuarımız, tekrar söylüyorum. Bizim üzerinde oynadığımız, işte boyadığımız, şekil verdiğimiz, sağa sola taradığımız, kısalttıp uzalttığımız, berbere gittiğimiz ya biz şöyle bir değişik bir şey yap dediğimiz bir organımız var yüzümüzdeki, saçımız. Hanımlar biraz daha avantajlı. İşte kirpik takabiliyorlar, kaşlarıyla oynayabiliyorlar değil mi? Makyaj yapabiliyorsunuz, siz bu konuda bizden avantajlısınız. Bizim tek organımız, üzerinde oynadığımız aksesuar organımız, süs organımız diyelim, saçımız var. Bunu da kaybettiğimiz zaman biz erkeklerin bir kısmının morali ciddi şekilde bozuluyor. Ve kendimize olan güvenimizi, özgüvenimizi hasarlandırıyor. Bu da bizim, hep söylüyorum, bir şekilde işimize, gücümüze, hayata bakışımıza, evliliğimize, sosyal ilişkilerimize, iş çalışma, iş hayatımıza, her şeyimize mutlaka az veya çok dozda olumsuz tesir yapıyor. Kesinlikle bizim hocam. Performansımızı negatif yönde etkiliyor kısacası. Aynen, aynen. Evet. Hocam telefon numarasının sonu 1878 ile biten izleyicimiz şöyle demiş. Evet. İyi günler, iyi günler efendim. İki kere ekim yaptırmama rağmen yine de saçlarım dökülmeye devam ediyor. Testosteron hormonunun yüksek olduğu söylendi. Testosteron hormonunu düşürecek bir şey var mıdır diye soruyor. Bu değişik tabii, ilginç bir şey. Bakın, normal şartlar altında saçı dökülmüş, kelliğinden rahatsızlık duyan, psikolojik olarak bunu etkileyen insanlara bir saç ekiyoruz. 17 yaşından itibaren diyorum. Hani genellikle ergenlik döneminden sonra dökülmeler başlıyor. 17-18'den 70-80-90 yaşına kadar sağlıklı herkese saç ekimi yapılabilir. Ama saç dökülmesi ve saç yapısı herkeste farklı. Bazı insanlarda sadece başın belli bölgelerinde, ön bölge, ki çoğunda böyle bu, ön bölgelerde dökülme oluyor. Ama kulağın, iki kulak arası bölge, arka taraf çok sağlam, çok sağlıklı bir şekilde kalıyor. Dökülmeyi sağlayan neydi? Kanımızda bulunan testosteron hormonunun bir enzim yardımıyla dihidrotestosterona dönüşmesi ve bu hormonun da, testosteronun türevi olan bu hormonun da saç köklerini tahrip etmesi. Şimdi bu arkadaşımız da öyle, testosteron hormonu var. Evet, saç kökünü tahrip ediyor ama sıkıntı şu anladığım kadarıyla sadece belli bölgelerdeki saçları tahrip etmiyor. Hemen hemen başın bütün bölgelerindeki saçları tahrip ediyor. Evet. Muhtemelen bu arkadaşımızda 7. derece, 6. 7. dereceye giden bir kellik durumu söz konusu olacak hayatının ilerleyen döneminde. Aa. Dolayısıyla o bölgeden, alınan bölgeden ekilen saç da testosterona duyarlı olduğundan dökülecektir. Bu bir şanssızlıktır. Tabii herkeste bu olmaz. Bu diyelim 100 tane saç ekimi yaptıran, telavi yaptıran insanın belki ikisinde, üçünde bu olabilir veya beşinde olabilir. Çok büyük bir kısmında, %95'inde, hatta daha büyük bir kısmında bu olmaz. Çünkü başın arka kısmında bizim donör alan dediğimiz ve saçı aldığımız bölgedeki saç kökleri testosteron hormonunun dökücü etkisine dirençlidir, dayanıklıdır. Evet. Hocam, bu arada telefonlarla tabii da ki devam edelim. Mevlüt Aslan Bey Bursa'dan arıyor. İyi günler Mevlüt Bey. İyi günler diliyorum, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza, Bursa'ya sevgiler, selamlar efendim. Hayati çok hocamız, teşekkür ederim. Sağ olun. Hayati hocamız dinliyor sizi. Buyurunuz efendim, ben sorunuzu tamam hızlıca alayım. Yapmış olduğunuz yayınınızdan dolayı başarılar diliyorum. Yayınınızın devamını diliyorum inşallah. Çok sağ olun. Güzel bir program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Doktorumuza şöyle bir sorumuz olacaktı. Şimdi benim saç problemim var. Yani saçımın ön tarafında saçımda dökülme var. Bu dökülen saçlarımda bir bitkisel bir tedavi uygulaması olabilir mi? Veya da herhangi bir, bana nasıl bir öneri sunabilir, onu dinlemek istiyorum doktor beyden. Güzel. Güzel bir soru. Çok teşekkür ediyoruz Mevlüt Bey. Hocam, siz Mevlüt Bey'e bir sorunuz var. Ben Mevlüt Bey'in sorusunu anladım. Şöyle anladım ki, bize çok sık soruluyor. Öncelikle teşekkür ederim bu güzel soru için Mevlüt Bey. Bursa'ya selamlar. Orada da çok yakınlarımız, akrabalarımız da var. Herkese selamlar Bursa'da yaşayan. Şimdi bakın, gene de bize şunu söylüyorlar. Hocam diyor, benim saçlarım dökülmeye başladı. Saçlarım dökülüyor. Bu benim moralimi bozuyor. Sabah kalkıyorum yatağımda, çarşafta ve yastıkta onlarca saç görüyorum. Muhtemelen Mevlüt Bey de aynı durumda. Muhtemelen o da öyle. Ve bu beni inanılmaz demoralize ediyor. Beni ne olur bana ki bir bitki önerebilir misiniz? Şampuan önerebilir misiniz? Hap önerebilir misiniz? Bir şey mi süreyim, bir şey mi süreyim? Ne yiyeyim, ne süreyim diyorlar. Bakın, ne yazık ki, ne yazık ki kelliği ortadan kaldıracak veya saç dökümünü tamamen önleyecek ve kellik sorununu çözecek ne bir ilaç var, ne bir bitkisel var, ne bir sprey var, ne bir injeksiyon, ne bir hap var. Bakın hocam, bunu bilelim. Olsa zaten trilyoner olurdu o kişi. Onu zaten yani. bunu bulan kişi evet, bunu bulan kişi Nobel alır. Nobel'in en büyüğünü alır. Çünkü gerçekten erkeklerin saç dökülmesinden daha büyük bir estetik sorunu yok. Yani saç ki en büyük estetik sorun erkekler için. Şimdi dolayısıyla yok, ama ne var? Piyasada hepimiz biliyoruz ki
eczanelerde veya aktarlarda veya çeşitli yerlerde veya internet ortamında sürekli saç dökülmesini önleyici bitkisel çözümler, saç dökülmesini önleyici spreyler, saç dökülmesini önleyici haplar, ilaçlar diye çok sayıda seçenekler sunuluyor insanlara. Ne yazık ki bunlar geçerli değil. Bakın bunların hiçbir hükmü yok. Kedin ilacı olsa başına sürer diye bir laf var değil mi? Yani dikkat edin. Bugün çok sayıda zengin insan, çok sayıda üst ekonomik düzeydeki insan, çok sayıda üst bürokratlar, dünyada bu böyle. İnsan ne yazık ki her türlü imkana sahip oldukları halde, her türlü potansiyele sahip oldukları halde çözüm bulamıyorlar ve sonuçta saç ekimi yaptırıyorlar. Mesela hatırlayın, İtalya Başbakanı Berlusconi vardı. Ki Berlusconi, bak o örneği vereyim ben, çok önemli bir örnek o. İtalya Başbakanı Berlusconi gerçekten dünyanın en zengin insanlardan bir tanesi, ekonomik anlamda hiçbir sorunu yok. İstese o ilaç, bitkisel üretim yapan fabrikaların hepsini satın alır belki aynı anda. İlacı değil, kendisini İlacı satın, satın alır, kafasını oraya koyar ve o saç... Bakın bu öyle değil işte. Oradaki şey şu, o yardımcı faktörler dediğimiz, destekleyici faktörler sınıfına koyabileceğimiz bazı ilaçlar, bazı spreyler var. Ama bunları asla ve asla veya yöntemler var. Bakın PRP yöntemi var, mezoterapi yöntemi var. Biz de yapıyoruz. Bunların kombinasyonu var veya bazı spreyler var önerdiğimiz, şampuanlar var, bunlar var. Fakat bunların amacı saç dökülmesini önleyerek keliği ortadan kaldırmak veya keliğin oluşumunu blok etmek asla değil. Ne işe yarıyor peki? Bakın bunların amacı, ben hep şu örneği veriyorum. Dikkat edin, futbol, normal bir futbol maçı düşünün. Bir hakem futbol maçını 90 dakikadan sonra kaç dakika uzatabilir? Örnek veriyorum. Maksimum 5. 3 dakika 5 dakika. Eğer o saç dökülecekse, genetik kodda, DNA'da o saçın döküleceği yazılıysa o saç dökülecek. Ancak uyguladığımız bu yöntemlerle zayıflamış, cılızlaşmış, dökülmeye meyil etmiş saçları bir miktar daha ayakta tutmak, bir miktar daha güçlendirmek, desteklemek amacıyla yapılan uygulamalardır benim bu saydığım uygulamalar. Yoksa asla kelliği önlemez, asla kelliğe çözüm olamaz. Ancak ve ancak dediğim gibi hani biraz yavaşlatsın, şu dökülme eğitim oranı biraz daha yavaşlatsın, biraz daha biraz sürecimi uzatsın anlamında yapılabilir ve bu da ancak ve ancak, mutlaka uyarıyorum, plastik cerrahi merkezlerinde ya da dermatoloji uzmanlarının olduğu merkezlerde yapılmalıdır. Yani bunun çok suistimal açık bir konu olduğu bilinmelidir. Bu çünkü o PRP diye yapılan uygulamalar, mezoterapi diye yapılan uygulamalar mezoterapi olmayabilir. Onlar PRP olmayabilir. Çünkü çok suistimal edildiğini söylüyorum. Bir şey enjekte edilir de ne olur? Su enjekte edilir, örnek veriyorum. En zararsız bir şey enjekte edilir. Ama ne olur, para, zaman, beklenti boşa gider. Zaman kaybolur, ümitler boşa gider. Veya Allah korusun orada kullanılan madde o yapılan insanlara bilinçli olmadığı için. Bakın bugün saç sektöründe, saç ekimi ile ilgili sektörde ilkokul mezunu, ortaokul mezunu, sağlıkla uzaktan yakından alakası olmayan bir takım insanlar saç ekim merkezleri açmışlar, saç ekim uygulamaları yapıyorlar veya saç ekimine destek olarak bu tür ilaçların üretimini, tüketimini, satışını, yayılımını yapıyorlar saçla ilgili. Peki bunlar doktor olmadığı için, bunlar cerrah olmadığı için, bunlar bu işin içinde bilimsel manada söz konusu insanlar olmadığı için yapılan uygulamalar etkisiz olabileceği gibi, bakın etkisiz bir tarafa, tam tersine zarar verici, yıkıcı ya da o insan hayallerini bitirici yönde de etki yapabilir. Tabii. Hocam yine bir telefon alalım. Bu arada WhatsApp mesajlarından da Adem Bey ve Şehmus Bey hemen okuyacağım telefondan sonra. Tabii ki. Fatma Hanım İstanbul'dan arıyor. İyi günler Fatma Hanım. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Fatma Kayhan hanımefendi. Buyurunuz. Merhaba Hayati Fatma. Hocam buyurun. Dinliyor Fatma Hanım. Sorunuzu alalım hemen. Doktor Bey'e bir soru soracağım. Doktor Bey, hani erkeklerden hep bahsediliyor ama esas bir bayan olarak ben de saç dökülmesinden çok fazla şikayetçiyim. Saçlarımın aralarında baya baya bir açılmalar var. Ve aynaya baktığım zaman son derece demoralize oluyorum. Kaç kere cildiye'ye gittim. Bana bu eczanede satılan ilaçlardan, şampuandan verip gönderdiler. Herhangi bir tahlil, herhangi bir şey yapılmadı. Acaba sürekli mi oluyor? İşte kimisi erkek tipi saç dökülmesi falan diyor. Hormon testi yaptım ama hormon testinde herhangi bir şey çıkmadı. Bir takım vitamin eksikliklerinden bahsediyorlar. Çinko eksikliği olabilir mi gibisinden. Bu konu hakkında sizden bilgi alabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor? Tabii ne yapılmalıdır? Benim bu saç dökülmem beni nasıl durdurabilir miyim? Hani durduramasam da... Yavaşlatabilir miyim nasıl diyorsunuz? Yavaşlatabilir miyim? En azından ne yapılabilir diye soruyorsunuz Fatma amcığım. Hemen doktorumuzdan, evet, Hayati hocamızdan sorunuzu alalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Hocam sorunuz var mı? Bu da çok sık sorulan soru. Teşekkür ederim soru Fatma için. Çok sevgiler Fatma amcığım. Şimdi erkekler için konuşuyoruz genelde ama kadınlarda da bu sorun bizim karşımıza çıkabilen bir sorun. Saçların dökülmesi. Şöyle bir örnek vereyim. 100 erkekten 50'si ortalama yaşta saç sorunuyla karşı karşıyayken 100 kadından 25'i
ortalama yaştan bahsediyorum. Saç dökülmesinden veya kellikten muzdarip. Ay, bakın bu çok ciddi. Dörtte bir yani her dört kadından birinde saç dökülmesi problemi rahatsızlık düzeyinde. Fakat saç ekiminde ve saç tedavisinde kadınlarda erkeklerdeki kadar ne yazık ki başarılı değiliz. Kadınlardaki o saç dökülme paterninin yönü, mekanizması, fizyolojisi, histolojisi ne derseniz deyin erkeklerden biraz daha farklı. Kadınlarda genellikle çok yaygın saç dökülmesi, yaygın saç seyrekleşmesi erkeklere göre daha fazla. Ancak kadınlardan da erkek tipi dökülmenin ön planda olduğu, yani başın ön kısmında dökülmenin, seyrekleşmenin olup arka tarafta çok kuvvetli bir saç kök donör alanının olduğu durumlarda saç ekimi yapılabilir ve başarılı olabiliyoruz. Fakat unutmayalım, tekrar altını çiziyorum. Saç ekimi konusunda ve saç konusunda erkeklerde olduğu kadar kadınlarda başarılı değiliz. Kadınlarda bu oran daha düşük, ancak seçilmiş kadınlarda, yani gerçekten tam erkek tipi saç dökülmesinin olduğu kadınlarda saç ekimi yapıyoruz ve kısmen de olsa başarı sağlıyoruz. O bile bazen onları ve bizi mutlu edebiliyor. Fakat burada yapılması gereken şu, kadınların öncelikle mutlaka bir muayeneden, detaylı bir analizden geçirmesi gerekiyor. Kan testi yapılması. Hormonlarının, tiroid fonksiyonlarının, bütün kan değerlerinin, eser elementlerinin, çinko başta olmak üzere gözden geçirildikten sonra varsa bir eksiklik, vitamin eksikliği, bunların replase edilmesi, bunların yerine konulması, yolla işe başlamak lazım. Hormonal bir eksiklik varsa bunun tamamlanması lazım. Eğer her şey normalse ondan sonra demin dediğim gibi destek tedavi yöntemleri dediğimiz işte PRP'lerdir, mezoterapilerdir, bunların kombinasyonudur veya buna benzer tedavi seçenekleri desteklenebilir. Kadınlarda ne yazık ki erkekler kadar güçlü olduğumuzu söyleyemem saç ekimindeki başarı yönünde. Şimdi hocam hemen ben hızlıca bunlara da değinmek istiyorum WhatsApp mesajlarımıza. Sizden kopya çekeceğim. 43 nerenin koduydu bilemiyorum. Adem Gültekin Bey yazmış. Evet. 43 koddan. Merhaba, benim dökülen saç alanım bayağı geniş. Bu yüzden sınırlı sayıda malzeme var arka tarafta. Vücudun herhangi bir yerinden alınabilir mi? Şimdi size göre tabii sınırlı sayıda olabilir ama bir kere bunu her şeyden önce lazım. Bir fotoğraf yollayın Adem Bey. Hocam evet, vücutla ilgili ne söyleyebiliriz? Şimdi oradaki olan şu, yurt gerçekten dışından yazıyor izleyicimiz. Gerçekten bazı insanların saçları arka tarafı, başının arka tarafındaki saçlar ki donör alan dediğimiz bizim asıl malzemeyi aldığımız alan o bölge ve saçın başarısını da saç ekiminin başarısını etkileyen bölge o bölge. O bölgede saç ne kadar kuvvetliyse, ne kadar sıksa, ne kadar kalınsa, ne kadar dalgalı kıvırcıksa ve koyuysa bizim için başarı o derece yüksek olacaktır. Başın iki kulak arası bölge, başın arka kısmı bölgesindeki saçların kalitesi, yoğunluğu bizim işimizi kolaylaştıran ve mutluluğu artıran bir faktör. Ancak bazı insanlarda bahsettiği gibi o başın arka kısmındaki donör alandaki alan sınırlı olabiliyor. Yani 6. derece, 7. derece kelliklerde çok sınırlı bir alanda saç var. Onların da kalitesi düşük. Bu durumlarda bir miktar oradan alıp bir miktar da göğüsten, sırttan, vücudun başka bölgelerine destek yapılabilir. Ancak çok sınırlı alanın olduğu, yani arka bölgedeki saçın çok zayıf olduğu bölgelerde sadece ben göğüsten alayım, sırttan alayım veya işte ne bileyim omuzdan alayım da saç başarısı dediğim bu çok çok zayıf bir seçenek. O yüzden bazı durumlarda şunu öneriyorum ben. Ne yazık ki size saç ekimini öneremiyorum diyoruz açık açık. Burada belki sizin bir protez seçeneğiniz gündeme gelebilir. Hazır saç protezleri seçeneği. Ama bir görülse değil mi iyi olur hocam. Ama bunu demek için işte bunu demek için de mutlaka görmemiz lazım. Mutlaka bir saçlar şunu söylüyorum. Bir fotoğraf. Öncesinde önden, arkadan ve tepeden fotoğraflar gelecek. Biz değerlendir, bunun kararını biz vereceğiz. Yani yapılabilir veya olamaz. Yapılamaz de, değil mi? Burada belirleyici faktör bizim önerilerimizin yanında hastamızın beklentisi. Şimdi bazıları ufak bir müdahaleyle bile her konuda bu böyle değil mi? Bazen ufak değişiklikle insan çok büyük mutluluk verebilirken bazen beklenti çok yüksek olursa farklı seçenekler gündeme gelmelidir. Hocam yine telefonumuz var. Fethullah Albayrak Bey telefon hattımızda İstanbul'dan. İyi günler efendim. İyi günler, merhaba. Merhabalar efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hayati hocamız sizi dinliyor. Buyurunuz sorunuzu alalım Fethullah Bey. Tamam. Merhaba Hayat Hocam. Merhabalar. Sağ olun, sağ olun. Merhabalar. Saç dökülmesinin hiçbir şekilde önlenemediğini söylediniz siz. Evet. Ne yazık ki, ne yazık ki. Bakın genetik olarak eğer kellik bizim kodumuzda, DNA'mızda yazılıysa ne yazık ki önlenemiyor. Zaten onun yöntemi bulduğumuz gün artık saç sorunu çözülmüş olduğumuz gündür. Buyurun Fethullah Bey. Peki buna binaen, saç ekiminin ömrü nedir? Yani ömrü nedir? Ne kadar dökülmeyebilir ya da ne bileyim. O da çok güzel bir soru.
Onu da hemen söyleyeyim, interaktif söyleyeyim. Başın arkasında dökülmeyen bölge, yani ölünceye kadar, biz ölünceye kadar dökülmeyecek olan bir bölge var. Genetik evet, olarak doğru. Korunmuş bölge. O bölgeden hekim yapıldığı takdirde asla ve asla saç dökülmeyecektir. Ancak arka tarafta eğer garanti altında değilse, yani 30-40 yaşından sonra o bölgede dökülme olacak, kelliğin derecesi ileri derecedeyse, ne yazık ki çok seyrek dostu uzman, ektiğimiz saç da dökülebilir. O yüzden dökülme paterni bizim için çok önemli. Genetik paten bizim için çok önemli. Ama normal koşullarda 100 insana saç ektiğimizde bunun 98'inde o saç asla dökülmez. %1, %2'dir belki ekilen saçların dökülme ihtimali. Ama seyrekse oraya oluyorsa var olan saçlar dökülür değil mi hocam? Burada var olan onda saçlar dökülebilir. Bunun garantisi yok. Lazım. Tabii ki bazen şöyle oluyor. Saç seyrelmiş, kellik başlamış ama hala ön tarafta saçlar var. Yani tamamen açık değil yani. Tamamen açık değil. Biz ona saç ekiyoruz. Gayet güzel ama 2-3 yıl sonra geliyor hocam benim saçlarım gene seyrekleşti, döküldü saçlarım diyor. Oysa orada dökülen bizim ektiğimiz saçlar değil. Sizin zaten var olan ve dökülmeye hazır olan kendi orijinal saçlarınız. O zaman ikinci bir seans saç ekimi gerekebiliyor. Ama arkadan alınan saçlar dökülmez. %98 ihtimalle dökülür. %98, %99 arka taraftan alınıp ekilen saç dökülmez. Çok nadirdir arkadan alınıp da ekildiği halde dökülen saç, oranı çok düşüktür. Düşüktür. Hocam yine WhatsApp'larla devam ediyorum. Şehmus İnal Bey yazmış. Diyor ki, iyi günler, alın çizgimi aşağıya çekmek istiyorum. Çünkü demek ki bu doğru, tarafta... Doğru, biraz yüksek herhalde, evet. Alın yüksek. Bununla ilgili hocamdan bilgi alabilir miyim? Şimdi bazı insanların doğuştan genetik nedenlerle alın çok dar olabiliyor. Emel Hanım, öyle oluyor ki neredeyse adamın kaşıyla, ben bunu da gördüm. Kaşla saç arası mesafe çok dar olduğu için. Hocam ben bunu kestirmek istiyorum, saçlarımın ön tarafını aldırmak istiyorum, epilasyon yaptırmak istiyorum diye gelenler de var. 200 santim evet, orada saç boşaldı. Herkesin isteği farklı. Farklı. Bakın bundan fazla. Orada 200 santim genişleterek oraya epilasyon yapıp alını genişletmek gerekiyor. Bunun tam tersi ise alın yapısı normalden çok geniş olan insanlar var yapı olarak. Bu bazen sorun edilmeyebilir ama bazı insanlar bunu sorun edebilir. O zaman alın daraltma işlemi yapılabilir. Arın daraltma işleminde iki yöntem vardır. Bunlardan bir tanesi saç ekimi. Saçı alırız arka taraftan 1 santim, 2 santim ne kadarlık bir daraltma yapacaksak artık belirleriz operasyon öncesi. Ve o alanı saçla doldururuz, saç ekimi yaparız ve alın daralmış olur. Bir diğeri de cerrahi yöntem yapabiliriz. Alından fazlalık olarak düşündüğümüz bölgeyi cerrahi insizyonla çıkartırız. Arka taraftaki saçlı deriyi ön tarafa doğru çekeriz. Saç çizgisine gelen bir insizyon, bir skar olur ama rahatsız edici olmaz. En kötü ihtimal onun içerisinde küçük küçük birer ikilerle saçları dikeriz ve saç alını daraltmış oluruz. Bakın alın bölgesi de. Yani orada bir iki seçenek var. İki seçenek var. İki seçenek var. Onu da hastanın durumuna, saç yapısına, beklentisine göre değerlendirmemiz mümkün. Tabii, bazen hanımlarda da oluyor alının çok geniş olması. Kadınlarda da olabiliyor. Hakikaten çok geniş bir alın. Bu da yüzün harmonisini bozuyor. Biliyoruz ki evet, bu oranlarda alın, orta yüz, alt yüz bir belli oranlarımız var. Bunun belli limitlerin dışına çıkması, çok geniş ya da çok dar olması estetik üniteyi olumsuz yönde etkiliyor. İzleyicilerimizden bir tanesi yine yazmış hocam, 43-13. Merhaba, ben 16 yaşında lise öğrencisiyim. Saçlarımın ön kısmının her iki yan tarafında saç yok. Acaba bu dökülme midir yoksa orada saç kökü mü yoktur, onu anlayamadım. Ama saç ekimi yapılabilir mi diyor. Tabii fotoğraf lazım. Tabii fotoğraf lazım. Fotoğraf lazım. 16-17 yaşındaki gençler genellikle saç dökülmelerinde böyle o dönemlerde belki hormonal nedenle de olabilir. Çok etkileniyorlar, panik olmasınlar. Belki bu normal bir dökülme de olabilir. Bakın normalde zaten insanların günlük 50-100 arasında saç teli dökülebilir. Bunlar ömrünü tamamlamış, normal ömrünü tamamlamış saçlardır. Onların yerine yenisi gelir zaten. Paniğe gerek yok. Ancak dökülme paterninin doğru olup olmadığını bizler kaydedebiliriz. Anlarız. Seyrekleşme bariz mi, belirgin mi? Yoksa bu normal bir dönüşüm mü? Normal bir dökülme paterni mi? Bunu biz anlarız. Ama değerlendirmek lazım. Panik olmasın. Bakın ben kendi örneğimi vereyim. Hiç unutmuyorum. Tıp fakültesi birinci sınıftaydım. Bak gençlik dönemime gideyim şimdi kendimle ilgili. 3 aylık kredimi, 3 aylık kredimi almıştım. Gitmiştim onunla eczaneden saç dökülmesini önler diye. Siz mi hocam yani? Ya yok böyle bir şey. Psikolojime dikkat edin. Almıştım. O parayı ona vermiştim. Bugün ciddi bir para, bugünkü parayla. Şu anda da onlar öyle ciddi para. Yani bakın o parayı harcadım. Ben şimdi gülüyorum kendi kendime. Ya böyle bir şey yok. Sonuçta benim genetik olarak bende tabii saç şey var. Babamda kellik yok. Dayımda kellik yok. Yani sülalemde kellik yok. Ama neredeyse. Daha birinci sınıftasınız. O bilgiler, o derslere gelinmemiş henüz. Gelinmemiş. Ben birinci sınıftayım. Düşünün saçlarım. Neden? Yastıkta görüyorum. Saçlarımı görüyorum. Döküldüğünü görüyorum. Falan. Psikolojik etkilendim. Bakın bu psikolojik bir etkilenme. Bu doğru bir şey değil. Bunlar normal ömrünü tamamlamış saçların dökülmesidir. Ve yenisi zaten yerine gelecektir. Her gün normalde belli sayıda saç dökülür.
Ve onun da yerine yenisi gelir. Panik olmasınlar. Kellik başka bir şey. Ha, kellik başka bir şey. Yani ailede varsa olur. Şimdi Fatih Kalaycı Bey fotoğraflar da yollamış hocam. Evet. Onları ben size ileteceğim ama şöyle diyor. Yaklaşık 7 yıldır saçımın yalnızca bir kısmında saç kıran var. Birçok tedavi uygulattım. Ama geçmedi, buraya saç ekimi yapılır mı diyor. Çünkü bunu örnek olarak okumak istedim. Bu saç kıranla ilgili çok soru geliyor. Şimdi saç kıran, saçın belli bölgelerinde, başın belli bölgelerinde böyle bozuk para gibi veya işte 1 liralık bozuk paralar gibi veya değişik patenlerde ani dökülmeler olabiliyor. Bunun nedeni çok karışık. İmmünolojik kökeni var. İmmünolojik sebebi var. Otoimmün bir hastalık olarak kabul edilebilir. Burada saç ekimi önermiyoruz hemen biz. Burada bizim önerimiz bu tip insanların mutlaka bu konuda tecrübeli bir dermatolog uzmanına müracaat etmesi ve gerekli medikal tedaviyi dermatologlar tarafından uygulanması. Saç ekimi, saç kıranma uygularda ancak çok özel koşullarda, çok özel kurallarla yapılabilir. Çok uzun süre önce geçirilmiş, örnek veriyorum. Yıllardır da hep aynı kalmış, hiç değişime uğramamış, artma azalma olmamış, bir şekilde olmuş kalmış. Bu gibi durumlarda hastayla, dermatolojiyle, plastik cerrah birlikte değerlendirerek ekim yapılmayacağına karar verebilir. Hocam telefonumuz var yine. Azerbaycan'dan izleyicimiz arıyor. Kenan Bey. İyi günler Kenan Bey. Merhaba. Kenan Akındoğ beyefendi. Hoş geldiniz yayınımıza Kenan Bey. Hoş bulduk. Azerbaycan'a çok hocam, sevgiler. Azerbaycan'a çok çok sevgiler, selamlar. Yani Azerbaycan benim de ikinci vatanım. Bizim çok seviyoruz. Bizim için de çok can bir ülke gerçekten. Evet. Ama şu an ben şeyden arıyorum ama. Zonguldak'ta üniversitede okuyorum. Çok Türk güzel. Arıyorsun. Ha, tamam, süper. Tamam. Evet, harikasınız. Buyurun dinliyoruz Kenan Bey. 20 yaşındayım. Saçlarımın ortasında bir hani bir açılma söz konusu. Bayağı saçlarım var. Ondan dolayı biz ne yapabiliriz? Onunla alakalı sizden bir ricada bulunacaksın. Bir bitki öneri istiyorum size. Tabii Kenan'dı değil mi? Heh. Kenan Bey, Kenan Akındoğ Bey. Sevgili Kenan, tabii öncelikle seni mutlaka bir görmemiz lazım. En azından fotoğraflarınızı bize ulaştırırsanız, buraya ulaştırırsanız şimdi, değerlendirme şansımız olur. Bir parantez açayım mı hocam? Kenan Bey, WhatsApp evet. numaramız var ya 506'lı. Evet. Ekranda görüyorsunuzdur. Ona hemen evet. önden, değil mi hocam? Önden, tepeden önden, ve arkadan. Tepeden ve arkadan fotoğraflarınızı gönderirseniz hocama göstereceğim. Tamam. Anlaştık mı? Atlama ayrılmadan yapayım yoksa ayrıldıktan sonra açayım. Programdan siz atın daha atın, sonra değerlendirir ben burada tamam. elimde telefon sonrasında tamam. göstereceğim. Yani yayında tamam. göstermiyoruz tamam. sonrasında gösteriyorum tamam. hocaya. Çok tamam. teşekkür ederim. Rica ederim. Çok geçmiş olsun. Tekrar dediğim gibi Azerbaycan'a sevgiler, saygılar diyoruz. Şimdi bu enteresan bir soru bu da. Tabii yani çok değişik dökülme patenleri var Emel Hanım. Yani herkesin saç dökülme şekli birbiriyle aynısı değil. Herkesin ya, problemi değil aynı değil. Dolayısıyla farklı dökülme patenleri var. Ona göre mutlaka değerlendirme yapılacak. Bakın şurada ekrana gözüküyor. Yani birinci dereceden başlayıp işte yedinci dereceye kadar giden, hatta onlar bile kendi içinde diyelim dördüncünün A paterni, B paterni gibi kendi içinde bile alt gruplara ayrılabiliyor. Ve bunların her birine yaklaşım diğerinden farklı olabilir. Artı dökülme şekli de çok farklı olabiliyor. Kimisinde çok erken dönemde 18-19 yaşından itibaren süratle dökülüp kelleşme olabildiği gibi, kimisinde yavaş yavaş seyreden, çok yavaş ilerleyen bir kellik ve 30'lu 40'lı yaşlarda ancak kendini gösteren bir kellik durumu olabilir. Yani bu çok bireysel, tamamen kişiye özgü. Saçın dökülme paterni, dökülme şekli tamamen kişiye özgüdür. O da yine genetik kodla ilgili genetik değil mi kodla hocam? Genetik kodla ilgili. Bakın şöyle bir olay yok. Ben ders çalıştım da çok o ara bir işte bir sıkıntılarım vardı. İşte kellik oradan kaldı. Bakın bu doğru değil. Bunun etkisi çok sınırlıdır. Olabilir. Stres faktörü bir şekilde vücudun immün sisteminde olumlu ya da olumsuz etkiler. Bunlar çok kısmen etkili olabilir ama ana faktör o insanın genetik yapısıdır. Bir insanın kel olup olmayacağı veya hangi derecede kel kalacağı veya başının hangi bölgede kellik oluşacağı hücresinde, DNA'sında genetik olarak kodlanmıştır, yazılmıştır. Alnında yazılıdır yani Türkçesi. Kesinlikle. Ama bunu biz ancak döküldükten sonra, olduktan sonra anlayabiliyoruz. Şunu anlayamıyoruz. Ya bakalım bunun saçı ne zaman dökülecek çocukken bakalım bunu anlayamıyoruz. Bu tabii artık başka genetik şeylere giriyor. Belki orada genetik endüstri mühendisliğindeki ilerlemelerle bunlarla da ilgili çok ileride çalışma yapılacak. Belki o genetik kodlar üzerinde bir takım manipülasyonlarla veya tedavi şekilleriyle genetik mühendisliğinde ileride bu da belki bu konuda bir çığır açacak. Ama şimdilik bildiğimiz bu ki genetik kaynaklı bir olaydır bu olay. Saç dökülmesi olayı ve tedavisi de bunlardır. Ama en önemli tedavi şekli saç ekimidir. İşte bakın görüyorsunuz. Yani burada örnekler veriyor belki aynen arkamızda. Aynen hocam. Bir yani
Yani saç insanı gerçekten çok değiştiriyor. Saç ekilmesi Emel Hanım insanı 3 ila 10 yaş görsel olarak söylüyorum bunu geriye atıyor. Yani saç dökülmüş olan bir insan olduğundan 3 ila yaşlı gözüküyor. Saç ektiren bir insan da olduğundan 3 ila yaş daha genç. O anki durumundan daha genç gözüküyor. Yani, evet, önemli. Bu sadece görsellik anlamında bu önemli. Ama bir de onun ruhsal etkisi var tabii. Tabii. Yani psikolojik tatmin etkisi var. Ya yani benim saçım var. Artık ben kel değilim. Bana kel diyemiyorlar. Psikolojisi de olayın başka bir avantajı. Psikolojik avantajı. Kesinlikle. O yüzden basite alınmamalı. Kesinlikle böyle inanın şapkası sokağa çıkmayan, kel olduğu için... Aynaların önüne, aynalara bakmak istemeyen veya işte o dükkanların önünde caddelerde yürürken kafasını çevirip de cam ekranlardan içeri bakmayan çok sayıda insan var. Yani saç ekilip saç dökülmesini, kelliği biz bazen saçı olanlar veya bu işle ilgisi olmayanlar çok hafife alabilir. Bunu böyle ya nedir bu da bu kadar önemli bir sorumdur diyebilir ama asla demesinler. Çünkü saç da bir organdır. Bir organ kaybının yarattığı psikolojik etkiyi yaratır insan üzerinde. Kesinlikle. Yani dişimizin bir tanesi kırık olsa sokağa çıkamıyoruz. Aynen. Ağzımızı sürekli kapatarak öyle konuşuyor. Bakın dişin ağzımızı kapatarak konuşuyor. Dişin bir tanesi eksik değil. Biraz kırılmış. Evet uçta. Evet aynen. Yani adam böyle elinde böyle konuşuyor veya kadın. İşte bu da bir organ. Dişimiz gibi düşün, saçımız da bir tabii, organ. Tabii. Kesinlikle aynı. O yüzden onun kaybedilmesinin oluşturduğu psikolojik etkiyi çok iyi anlamak lazım. Ve anlayışla yaklaşmak lazım. Yani ailelerin anlayışla yaklaşması lazım. Eşlerin kocalarına karşı anlayışması. Mesela eşlerden böyle olayla karşılaşıyoruz. Hanımı izin vermiyorum diyor saç ekimine. Allah diyor. Allah. Adam oysa çok rahatsız. Kadın diyor ki asla belki izin vermiyorum. Belki evlilikler de düzelecek. Bakın kadın adam diyor ki ben böyle seviyorum diyor. Ama senin sevmen önemli değil. Bakın bir insan... O ekimi ya da estetik müdahaleyi başkası için yaptırmamalı esasında. Kendi için yaptırıyor ki o. Özgüvenini tamir etmek, kendi olan aynen güvenliği daha iyi hissetmek, kendini daha iyi hissetmek için yaptırıyor. Ama ne yazık ki çevredekiler, oğlum ne gerek var senin saçına ve yeğenim ne gerek var senin saçına, sen böyle güzelsin. Bu sorunu çözmüyor. Bu sadece o anlık bir psikolojik destek ama uzaklaştığınız anda yanından tekrar o sorunuyla karşı karşıya kalıyor ve onun yarattığı psikolojik eksiklikleri yaşamaya başlıyor. Ya bir de şöyle bir şey var hocam, yani hani çok uç noktalar olmadıktan sonra bazı hastalıklar olabilir, bazı genetik bozukluklar olabilir ama Allah herkesi tam ve bütün olarak evet yaratıyor aslında. Eksildiğinde yani işte ortaya çıkıyor. O zaman çıkıyor evet sıkıntı. Yani eksil sıkıntı çıkıyor. Aynen. Tabii. Yani orada bir şeye dikkat evet etmek lazım. Mesela burunda da öyle. Bak bunu da söyleyeyim ben sana. Normalde doğduğumuzda çoğumuzun burnu normal aslında. Bakın normal çoğumuzun genetik olarak farklılıklar olabilir. Kemerli burun olur, geniş bir ailesel yatkınlık. Ama ufakken o düşmelerimiz, çarpmalarımız, tabii emekleme aşamasında vurmalarımız. Kim düşmemiştir ki? Kim düşmemiştir ki? O mu veya işte çocuk futbol oynuyor, top geliyor burnuna değil mi? Tabii. Veya bir darbe geliyor burnu arkadaşlarla oyun oynarken. Bunların hepsi burnumuzun büyüme merkezini olumsuz yönde etkileyerek burnumuzda eğrilmeler, çarpılmalar, yamulmalar, uzunluklar, kısalıklar, düşüklükler, şekil bozukluklar oluşturuyor. E peki ne oluyor o zaman? Arkadaşlarımız içine bir giriyoruz. Arkadaşlar acımasız. Yamuk burun, eğri burun, bilmem kemerli burun, şu burun, bu burun. Bu da bizim psikolojimizde kalıcı bir şekilde izler oluşturuyor. Aynen. Aynı zamanda ne yapıyor? Sadece psikolojimizi bozmuyor. O büyüme paternindeki bozukluklar nedeniyle burnun içerisinde eğrilikler oluşuyor. O da bizim solunumumuzu bozuyor. Ya. Gece uyurken horlamalar oluyor, nefes alamama oluyor, ağzı açık uyuma oluyor. Sürekli ağızdan uyumaya bağlı boğazda ağrılar, farenjitler, akciğer enfeksiyonlar ha, değil mi? Çünkü hep bunların bademcik hepsi, oluyorum, hep bademcik oluyorum oluyor diyor. Bunların hepsi sadece bizim psikolojimizi değil aynı zamanda sağlığımızı etkiliyor. Yani görselliğimizi erkekler için söylüyorum, saç dışında bizim görselliğimizi en çok etkileyen organlar bir tanesi burundur. Fakat burnun saçından farklı şöyle bir özelliği var ki saçın da aslında fonksiyonel bir özelliği var. Saç sebepsiz yere burada değil. Onu da ifade edeyim hemen. Saçımızın, başımızdaki ha, saçlı derinin... Sadece aksesuar değil mi yani? Sadece aksesuar değil. Bakın onu da söyleyeyim. Bizim için aksesuar ama onun yanında bu scalp dediğimiz başın saçlı derisinin güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmasını sağlayan çok önemli bir koruyucu. Şemsiye. Doğru. Şimdi bu gittiği zaman, saç ortadan kalktığı zaman direkt güneş ışınlarının etkisiyle saçlı derideki yapı bozuluyor. Saçlı deri kanserleri... Scalp tümörleri, kanserleri diğer insanlara göre, saçı var olanlara göre daha çok sık gözüküyor. Aa, aa. Bakın saçın aynı zamanda görsellik, estetik yanında bir de başımızı koruyucu, bir de soğuktan koruyucu. Bakın dikkat edin, kel insanlar daha çabuk üşürler. Evet. Ama saç insanı o soğuktan, sıcaktan, güneş ışınlarından, çevresel faktörlerden korur. Aynen. Bakın onun bile var fayda. Kaldı ki burun biraz daha farklı. Burun sadece bizim görselliğimizi sağlamaz. Sadece bizim artistliğimizi, yakışıklılığımızı, şuyumuzu, buyumuzu sağlamaz. Aynı zamanda rahat nefes almamızı, iyi solunum yapmamızı, sağlıklı hava almamızı ve akciğerlere dışarıdaki o kirli, enfeksiyonlu, tozlu, neyse çamurlu havanın
temizlenmiş, ısıtılmış, hazır bir halde akciğerlerimize gönderilmesi ve beynimize sağlıklı, iyi oksijenin, güzel oksijenin gitmesini sağlayan bir organdır burun aynı zamanda. Hocam, telefon numarasının sonu 7972 ile biten izleyicimiz diyor ki, ben ameliyat olmak istiyorum fakat başka bir şehirdeyim. Kaç günümü alır ameliyat diyor. Saç ekimi veya burundan mı? Burun. Şimdi saç ekimi mi dedim? Saç ekimi de olur, burundan. Ay, burun bizim hastalarımızın çoğu. Saç ekimini de sorayım. İkisini de söyleyeyim ben. Bahsettiğim gibi Samsun'a büyük çoğunluğu Samsun dışından, İstanbul, İzmir, Antalya, Erzurum, Şırnak. Bakın Türkiye'nin her yerinden. Yurt dışından geliyorlar. Türkiye'nin her yerinden daha da kolay. Samsun'a geliyorlar. Tabii. Veya işte Almanya, Amerika, Avustralya, dünyanın değişik ülkelerinden Samsun'a geliyorlar estetik operasyon için. Şimdi her bir operasyonun belli bir sınırı var. Diyoruz ki saç ekimi için geliyorsanız 4 gün bizim için yeterli. Şöyle yeterli. Saç ekimini yapıyoruz. 3 gün dinleniyorlar. 4. gün... Bir gün sürüyor saç ekimi. Saç bir gün sürüyor. Ondan sonra 2-3 gün dinleniyorlar. 4. gün biz o ilk sargıyı açıyoruz. Saç yıkamasını onlara öğretiyoruz. Nasıl yıkacaklarını. Amerika'ya gittiğinde, Almanya'ya gittiğinde değil mi? Veya işte Şırnak'a gittiğinde kendi saç bakımını en azından erken dönemde, ilk 15 gün 20 gün bizim için önemli, nasıl yıkacağını öğretiyoruz ve gönderiyoruz. Bakın saç için 4 gün diyoruz, bizim misafirimizsiniz Samsun'a diyoruz. Ama derse ki hocam ben kalmak istemiyorum, bir gün bana yeter, siz bana saç ekimini yapın, sonra ben öğretin bana veya videosunu gösterin, ben kendim yıkarım derse ertesi gün gidebiliyor. Bunun için ise 1 hafta diyoruz. Bakın her ameliyatın belli bir süreler var. Burun ameliyatında dışarıdan gelenler, yurt dışından veya şehir dışında diyoruz ki 1 hafta misafirimiz olacaksınız. Operasyon 1-2 saat sürecek. O gece kalacaksınız. Sonra otelimize misafir edeceğiz. 7. gün biz sizin alçılarınızı, tamponlarınızı alacağız. Sizi misafir edeceğiz. 7 gün sonra istediğiniz yere uçabilirsiniz. Uçakla seyahat engel bir durumda söz konusu değil. Dolayısıyla hangi ameliyatta olduğu ile ilgili kalma süreleri de bizim elimizde sabit. Peki hocam, normalde bir burnun oturması, sağlıklı nefes alması, güzel görünmesi ne kadar süreç? Tamam, 1 hafta anladım. Bir hafta kalacak. Tamam, o evet. Sonra gitti. Bak bir de şu da var, onu da söyleyeyim. Saç ekimi için bize gelen insanların birçoğunda aynı anda burun problemi de olduğu için biz ikisini kombine ediyoruz. Saç ekimini sabah başlıyoruz, yapıyoruz saat 3-4 gibi. Hemen peşine saç ekimi biter bitmez burun ameliyatını alıyoruz. 1-1,5 saatte burun ameliyatını yapıyoruz ve aynı gün hem saç ekimi hem burun ameliyatı yapılmış oluyor. 7 gün sonra ikisi birlikte iyileşmiş oluyor. 7 gün sonra rahatlıkla ülkeye veya şehrine rahatlıkla gidebiliyor. Anladım. Yani burada bizim önemli olan hangi ameliyatı yaptığımız, ne ameliyatı yaptığımız ve onun da ne kadarlık süre içerisinde burada kalacağının daha önceden bizimdeki yazışmalarında, telefon konuşmalarında sabitlendikten sonra ona göre işini ayarlıyor. Ve düşünün 2 operasyonu birlikte yapmış oluyor, zamandan kazanmış oluyor. Oysa başka türlü 7 gün burun için geleceğim, sonra 4 gün işte saç ekimi için geleceğim, o başka türlü işte liposuction için geleceğim değil. Bunlar birlikte de kombine edilerek aynı gün kombine bir şekilde yapılabiliyor. Hocam çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben sorularımızı ederim. Cevapladığınız ben için teşekkür çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Emel Hanım. Sağ olun. Evet efendim, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte ben Emel Ak'tan değerli konuklarla ve önemli konularla karşınızda olacağız. Hepinize gönülden sevgiler.